Ben ilk geldiğim zaman mama beni ilk gördüğünde kurban vallahi. Dedim ki işte benim kalacak yerim yok. Aynen. Sizde gelip kalabilir miyim? Çok çok şey yapmışım. Ben nereden alayım Türk Hava Yolları'nın ağzını kıracağım ha. İçine de bir tane uçak bileti koydu. Seni gelmen için. He. Bak. Bile... Eledim buğdayı seçtim taneyi. Güzelleri içinde seçtim bir taneyi. Yemin ederim. Köylerin içinde oturaydım. Benim yanımda ne işim vardı? Serpo oğlan seni istiyor ha. Zübet hadi yürü. Ay aşık olmasaydı bu bana. Hesa aşık olmadı. Ay yalan değil. Olmadı. Ya çeneni kapatsana bir sussana. Gittim bu bana aşık oldu. Ama doğruları söylüyor da doğru. Baba. Aynen karıların içine ben oturmadım. Arkamda oturdun. Yok öyle bir şey. Normal sen dayım bana dedi ki bana bir elbise bedava dik. Ben dedim. Gör ne uydurdun. Ay yürüt. Nereye? Almanya'ya geldin. Almanya'ya nasıl geldin? Niçin geldin? Kıymetli arkadaşlar, bugün benim için, benim hayatımda çok değerli olan, çok kıymetli olan ailemin yanındayım. Aslında kan bağımız yok ama can bağımız çok yüksek. Ben ilk Almanya'ya geldiğimde benim her şeyime şahit olan ve benim ilk geldiğim günden bugüne kadar burada neler yaşadığıma şahit olan kıymetli bir ailem. Annem dediğim, babam dediğim insanlar. Ben onlarla birlikte çok şey yaşadım. Şimdi birebir bazı şeylere kendi ağızlarıyla sizlere anlatmasını istiyorum. Öncelikle kendilerini bir tanıyalım. Kimdir, nereden gelmişler, ne zaman Almanya'ya gelmişler. Kısaca bir onları bir tanıyalım. Ondan sonra kendi mazimize geçelim. Babam anlatsın, ben mi anlatayım? Önce sen anlat baba. Almanya'ya geldin. Almanya'ya nasıl geldin? Niçin geldin? Niye geldin? Kaç yaşında geldin? Ne zaman geldin? Almanya'ya 20 yaşında yazıldım. Amcam götürdü, rahmetlik yazdırdı. Allah rahmet etsin. Pasaport çıkarttık. Geldim Almanya'ya. Nürnberg Gründig fabrikasına. Amcama mektup yazdım. Cuma günüydü, gelmiştim. Cumartesi mektubumu gönderdim amcama. Amcam pazar ertesi geldi. Ta Nürnberg'e, Bormus'tan. 3 sene sonra Iğdır'a gittim. Ay aşık olmasaydı bu bana. Gittim bu bana aşık oldu. Düğüne gelmişti. Geldi orada beni gördü. Düğünde mi tanıştınız onunla? Yo, bir baktım dayımın kızının kaynı da bu. Nerede, köyde mi, burada mı? Teyzemin oğlunun düğünü vardı, oraya gelmiştiler. Ben bunu hiç görmemiştim. Geldi karıların içinde bacısıyla beraber oturup karıların içinde. Tam da benim sağımda. Baba sen niye güldün şimdi? Doğrusunu diyorum ya. Biraz komi anlatıyor da onun hayır, için aslında o sen, kadar da değil ya. Doğruları söylüyor da doğru. Baba. Aynen karıların içinde ben oturmadım. Arkamda oturdun. Yok öyle bir kız şey. Kız kardeşinden erkeklerin içinde oturaydın. Benim yanımda ne işim vardı? Sen dayım bana dedi ki bana bir elbise bedava dik. Ben dedi. Gör ne uydurdun. Ben dedi yeğenim var, vereceğim sana. Ay yürüget uydurma. Dayısı dedi. Hesa aşık olmadı. Ay yalan değil. Ben bunlar bize bunu, gidip gelinmiş. Ben zaten bunu tanımadım. Ya çeneni kapatsana bir sussana. Ondan sonra geldi oraya, arkamda oturup daimin karşı geldi. Çarşaf ürünü bile geldi. Ay Serpo oğlan seni izliyor ha. Zübet hadi yürü. Kur'an çarpsın. Gitti bir baktım arkanda oturur ciddi. Böyle akıllı. Bunlar gidip anası gül bize gelirmiş, yemin ederim böyle de oturup ne kalktı oynadı ne bir şey. Bir baktım bundan mektup geldi. Yazıp 10 metre. Aa bu kadar. Bu inde yapıştırıp bu kadar. İsa'ya kadar. Ne destan yazıp anlayayım. Aklımda kalan odur ki eledim buğdayı seçtim taneyi, güzelleri içinde seçtim bir taneyi. Yemin ederim. Vay. Baba sen bu sözleri bir yerden çaldın mı yoksa bunda, kendin mi yazdın? Bunda bir ses var ki bunun sesi var. Valla? Belki bize şimdi şarkı söyler. Yok bunda öyle bir ses kimse de yok. Belki bize bir tane söyler şimdi. Yemin ederim demez. Söyle, şişe söyle. Tutup yaksan demez. Yok. Ondan sonra ben de tuttum mektubunu geri gönderdim. Mektubu geri gönderdim. Yani yok.
Cevap gönder. He, cevap gönderdim. Ha. Olur mu dedin? Olur demedim. Dedim ailem ne değilse ona göre gidin tamam, ailemden isteyin. Sen demek hoşlanmışsın. Demek beğenmişsin sen de. Boş abi, değil misin? Dinle sus da. Mektup gelir bunların eline çatır. Bunlar yetişer yetişmez doğru anam gile. Camdan baktım bir taksi durdu kapıda sabahtı. Gece işten geldim. Güzel de işe girmiştim. Öyle yeni değildi aslına bak. Hava yaptı o. Orasını ben anlatayım sana. Baba şimdi söylesin. Ben buna mektubu gönderdim. Bu bana tuttu mektubu geri gönderdi. İçine de bir tane uçak bileti koydu. Seni gelmen için. He. Bak bile yapma dur dinle. Ya bak, ben kendime bilet alamıyorum. Ben sana ne edeceğim ya? Bak şimdi bu kadar konuştun. Dur bir dakika bir dakika. Ben sana bu tane... Uçak neredeydi o zaman? Uçak nasıl seninle geldin? Ben yerde Türk Hava Yolları'yla devlet... Ya bir dakika sen uçak değil de yerde mi geldin yoksa... ben ne bileyim geldin? Uçak neredeydi? Benim arabam yok. Dur bir dakika bir dakika. Sen şimdi sen... babaya uçak bileti aldın almadın. Almıştı. Sus ya. Hatta benim terzi arkadaşım Haydar vardı. Benim ortak terzilik vardı. Ortağıdı. Bu sus ya. O dedi, ben nereden o dedi, bileyim? Bak dedim içine de bir şey koymuş. Bilet koymuş. Anlıyor musun? Biz de orada biletçiyi telefon ettik dedi akrabalık dereceniz ne yok dedi. Niye yalan söylesin ama? Nein. Demek ki yapmışsın. Ya oğlum. Sen demek ki aşık olmuşsun. Nein. Ben biletin yerini bilmiyorum. Bilet neyle satılır? Herhalde da buna ilk mektubu geri gönderdim. Ya ben nereden alayım Türk Havalimanı? Ağzını kıracağım ha. Vallahi yalan. Neyse ben sana müdahale etmedim. Sen de bana müdahale etmeyeceksin. Etmedim. Ama bileti demeden ne yersen yiyor. Neyse boşver tamam okey sen dediğin olsun. Bilet koymamışlar. Şimdi sen birine mektup yazdığın zaman içine adresi yazıyor musun? Mektubun üzerinde adresi var. Ya, normal. Bu da unutmuş bunun aklında kalmamış. Neyse biletini bunun mektubunu aldım. Bir mektup yazdım buna. Şu tarihte çıkıyorum yola diye. Baba geldi Almanya'ya. Evet. Siz evlendiniz. Yok bir baktım ki zil çaldı. Gidip gene taksinin önünde durun. Neyse ben devam edeyim de dur sen dur. Mark zamanı taksiye de o zaman 120 mark ödedim. Berlin'den buraya. Aynen Köln'ün havaalanından Remagen'e. Geldim orada bunun evinin önünde durdum. Bak şimdi bunun evinden önünde durduk. Zile bastık. İki tane mi bir tane mi zil vardı herhalde? Bir. Herhalde bunun zili yoktu. Yani ev sahibinin zili. Ev sahibinin zilini bastık. Neyse bu da ben gelmeden önce ev sahibine söylemiş ki benim nişanlım gelecek ismi de Yusuf'tur. Biliyor musun? Doğru. Neyse doğru. Ben zili bastım. Yusuf kim? Benim adımı koymuş yani. Onlar Türkçe adını zorlanmasın diye infak bu Yusuf demiş. Bir miydi iki miydi bir yaşlı kadınla yaşlı bir adam. Zinzi Yusuf bu hal aklındadır. O Zinzi Yusuf, dedi. Zinzi Yusuf dedi biliyor musun? O lafı. Nebet sabah yedi. Zinzi Yusuf, Yusuf. Ben de başımı böyle at gibi salladım. He he dedim. Ne bileyim yani ne diyor bu? Sonra buna bağırdılar. Bu baktım koşa koşa şeyden böyle terlisiz öyle bile koşuyor ki Yusuf geldi de. Neyse geldi hemen kucakladı mucakladı beni öptü müydü dedim ne oluyor ya? Ben sen öptün. Tuh. Yalancı. Mainz konsolosluğuna orada evlenme falan yaptık. Öyle bizim evliliğimiz hayatımız geçti gitti yani. Kaç sene oldu? Şey 76. 76'da evlendiniz. 48 sene. Maşallah. Bu zamanda böyle evlilikler hiçbir zaman 48 sene sürer mi diye düşünüyorum. Valla bence sürmüyor herhalde. Normaldir. Sürmüyor. Aslında sizin zamanınızda yaşamış olduğunuz çok kıymetli bir şey baba. Şu an yok. O sizin yaşadığınız aşklar, o güzellikler yok aslında. Şimdi sizin zorluklarınız, sizin yaşantılar. Şimdi bize aslına bakarsan evlendiğimiz zaman çok zorluklar da çektik yani. Öyle kolay değil. Anlıyor musun? Hiçbir böyle şeyim çünkü... yok idi. Ne bir çatalım ama var. Ama siz şimdi yine de birlik beraberlik içerisinde ta buralara kadar geldiniz. Bayağı, hiç yokken, hiçbir şeyiniz yokken tabii. Şu anda. Ben geldiğim şeylerde hatta o senelerde yabancılara iş vermiyordular. 4 sene bekliyor. Anlıyor musun? Yani, çünkü şey Auf und Erlauben iş vermiyorlar yani çalışmak müsaadesi. Herkes de deyip değildi. Ben bu aile ilk geldiğim zaman
Beni en iyi siz hatırlıyorsunuz. Almanya'ya yeni geldiğim zaman da oturacak, yatacak yerlerim yok. Buraya gelmeden bir sene çok sıkıntılar çektim. Hakikaten çok sıkıntılar çektim. Allah vesile etti, nasip etti. Bir şekilde sizinle yolumuz kesişti. Aynen. Bu evden, kapıdan ilk geldiğim, içeri girdiğim, şurada oturdum. Allah razı olsun senden de, mamadan da. Beni oğlunuz Ozan'a çok benzettiniz. Aynen öyle. İki defa gelip burada yemek yiyip gittim. Bir daha geldim ama bu sefer telefon açtım. Dedim ki işte benim kalacak yerim yok. Sizde gelip kalabilir miyim? Allah sizden razı olsun. Her insan şimdi aileden de değil, bizim ailemizden olmadığı için bizler de hepimiz çalıştığımız için, işe gittiğimiz zaman evimizde namusumuz, şuyumuz, burnumuz yalnız kaldığı için yani her insan, her aile kabul etmiyor. Anlıyor musun? Yani fakat özellikle bu zamanda mümkün değil. Çok zor bir zamandan bahsediyorum baba. Yani sana baktım da ben insanın gözüne baktım anlarım yani ne şey olduğunu. Kendi de seni yani, sevdi kendi çocuğum gibi. Kendi şey de yaptım. Edepli biriydi. Hiç baba çok edepli. Arkamdan gözüm kalmadı yani hiç şüphelenmedim. Ya ben böyle geldim bu eve çok mazlum, hiçbir şeyim yok. Yaklaşık herhalde 63 kilo falan mı? Çok zayıftım. Ne demir ki? Yani çok zayıf. Çocuktun sen. Çocuk gibiydim vallahi öyleydim. Yani 27-28 yaşındaydım ama hakikaten ne gidecek bir yerim vardı, ne kalacak bir yerim vardı, ne yiyecek ekmeğim vardı. Allah nasip etti sizinle beni karşılaştırdı. Ben bu eve girdiğimde beni çok güzel karşıladınız. Bana dönüp dediniz ki işte yukarıda bir oda var. Oğlum orada istediğin kadar kalabilirsin. Zaten bu evde yemek pişiyor. Bir tabak da senin için pişse ne olur? Bunu siz bana söylediniz. Şimdi özellikle bu zamanda böyle insanların ben neslinin kalmadığına inanıyorum. Yok yani şu anda baba yok şu an vardır da nasıl var? Ben şimdi şöyle yani insan insana nasıl güvenip de evini bırakacak, çoluğunu çocuğunu namusunu bırakacak? Yani bu konuda hani siz bana kalbinizi, yüreğinizi, insanlığınızı açtınız. Üstümde o kadar hakkınız var ki ben ne yapsam sana hakkınızı ödeyemem. Sana hepsi helal hoşun oldu. Allah sizden razı olsun. Yani ben ilk geldiğim zaman mama beni ilk gördüğüne kurban mı ağlam? Bunlar hakikaten güzel şeyler. Mustafa canım, bu hepimiz için, herkesin başına gelebilecek şeyler. Yani sonuç itibari olarak biz Allah Teala bizi yaratıyor kaderimizle, nasibimizle, kısmetimizle. Ama insan olabilmek çok kıymetli bir şey. Yani herkesin malı ortak. Tabii. Tamam, Müslüman malı ortak. Yani ben yerim, ben de yoksa sen yersin. Yani şimdi çok özür dilerim, yanlış anlaşılmasın. Bir köpek de buna bağlıyorsun. Onu aç bırakabilir misin? Bırakamazsın. Ama baba valla şu an bu zamanda. Neticesinde bir canlıdır, o da bir canlı. İnsan değil ama canlıdır. Onun da her şeye senin gibi ihtiyacı var. Ama işte bu zamanda herkes yapmıyor baba. Benim anlatmak istediğim konu o. Mama ben ilk bu eve geldiğimde, ilk beni gördüğünde o duygularını, o düşüncelerini bize, hani bizi ben biliyorum da işte beni böyle bu tanımayan, aslında tanık da tanımayan, aslında takip eden, yıllardır beni takip eden ama hakkımda çok fazla bilgi sahibi olmayan insanlar var. Ben ilk gördüğünde ben nasıl bir insandım? Hala nasıl bir çok insanım? Çok efendi, çok akıllı. Ne bileyim, oğlum gibi sevdim seni. Aynı bir oğlum, ikizdi sanki. Yani çok ısındım. Sen gittin, ben ağzıma lokma koydum mu diyeyim. Bu ne yedi, nereye gitti? Neyi var? Araba yani yok, bir şey yok. Hala düşünüyor yani. Gittin ama yine de düşünüyor yani aynı eski düşüncesi gibi. Baba yani ben buradan dışarı çıkıyordum. Burada kaldığım zamanlarda beni arıyordu. Oğlum üstüne bir şey aldın mı? Aç mısın, tok musun? Sürekli bana bunu sorardı yani. Sen bizim bir çocuğumuz gibi sevdi. Evimizi aldı. Anahtarımızı teslim etti. Yani onun için oğlumuzdan ayrılmadı. 9 sene geçti mesela benim sizinle tanıştığım var. Ya valla yani arabamı bile verdim sana. Her yediğimiz kız aramak için arabamı bile veriyordum. Bir kız seni mi beni mi? Sen bana araba alacaksın. Benim araba bozulup Stuttgart'a kadar gidip geliyordun. Yok kendisine. Vallahi
Vallahi çok çok şey yapmışım. Şey, ben Hamburg. Pardon, Dortmund'a götürüp getirdim beni. Hatta Dortmund'a ilk yazdığı zamanla sen götürdün. Senin bu duruma gelmen için neler yaptık ki? Nelerin peşine düşmedik. Vallahi çok şey yaptık. Çok şey yaptık. Tasarı bir şeyden aldık. İlk azil yaptığın yer nereydi orası? Oradan Dortmund muydu? Dağıtım yerine baba bıraktı. Tabii oradan sonra... Avukatı var iki defa. Tabii. Ondan, buraya aldırmamız için şey. Aynen. Ondan sonra Hamburg'a zaten daha düzenli olarak gidip geliyor. Çok şükür artık her şeyi atlattın. Yani. Allah'a şükürler olsun. Yani baba şimdi o günler bizim zor günlerimdi. Benim yani özellikle var, çok zor günlerimdi. Biri oldu iki. Ya. Baksana. Geldiğimde abla, çocuklar zaten bu kadardı işte. Melisa, Timur, Alican yoktu. İsa, Melisa, Aliye hepsi bu kadardı. Böyle ufacıktı. Küçüğüydü. Yemin ederim yani o kadar zaman çok hızlı geçiyor ki. O kadar evet, hızlı geçiyor ki. Nasıl geçtiğini hiç hatırlamıyorum. Ama Allah hepsine sağlık, sıhhat versin. Şimdi hepsi kocaman oldu. Maşallah. Böyle evlilik çağlarına geldi. Onları görmek gerçekten. Allah razı olsun. Baba, ben ona küden evinde yetişmiş kızım yani bırakıyorum gidiyordum. Onlar şeyler. benim hepsi, yeğenlerim. Yani kan bağım yok hepsiyle ama onlar hepsi benim. Sen onun için sevdim. Yani. Onların hepsi benim öz yeğenim gibi. Tabii. Abla benim öz ablam. Evet. Ozan abi benim öz kardeşim gibi hepsi. Tabii. Öz annem öz babam gibisiniz. Sen hiçbir şekilde ayırt etmiyorum. Ne güzel. Şimdi öyle güveniler bir insan her şeyini teslim edebilir. Ben buraya bu eve geldiğim zaman işte gelebilir miyim diye sormuyorum ama kapıyı vurarak giriyorum. Bu rahatlığı bana veren sizin o yüreğiniz. Yani sizin o güzelliğiniz. Sizin o yüreğiniz güzel olmasa ben bu evden nasıl gelip bir daha içeri gireceğim? Belki bizim daha bir daha mümkün müydü? Belki anıtlarımız daha sende vardı bu evin anıtları. Mümkün değil gelip giremem. Yani o insanlığı hakikaten sağlamak çok zor. Dünyada her şey gelip geçici, kalıcı olan insanlık. Bir gün biz bu dünyayı öyle ya da böyle bırakıp gideceğiz. Bırakıp gittikten sonra arkamızdan ya Allah razı olsun ne güzel insanlar geldi geçti bu dünyadan diyebilmek. Aynen. Hepimize nasip olsun. Evladınla bin yaşa. Biz de sen, Ozan, Sinan, iki kızım binlerce yaşayak. Sizin ömrünüzü, yaşınızı, çocuklarınızı, çocuğumuzu görürük de ne diyeyim güzel günlerinizi görelim. Amin, amin inşallah. Abla sizleri de bir alayım mı? Zaten Darmstadt tarafından tanışmıştık 10 sene önce aşağı yukarı. Sonra kısmet nasıl olduysa ikimiz de Köln'e taşındık. Sen geldin, senin peşine de ben geldim. O gündür bugündür. Güzel kardeşçe, hep beraber, ailece, burada Köln'de bir şekilde yaşayıp gidiyoruz. Benden memnun musunuz? Çok. Kardeş gibi. Sevgili arkadaşlar, her şeyden önce insan olabilmek çok kıymetli. Ne olursa olsun, dünyada bırakabileceğiniz en büyük eser insanlığınız olsun. Yaşadığınız çevrede yaşadığınız insanlara karşı lütfen ne olursa olsun insan gibi davranın ve insan gibi karşılık görün. Bizim bu dünyada bırakabileceğimiz en büyük eser. Allah bizi kendinden uzaklaştıran kullarından eylemesin. Dolayısıyla ben burada Acabuga ailesine, Süleyman babama, Mayzer anneme, Derya ablama, Hülya ablama, Ozan kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir gün olsun yüzlerini bana ekşitmeyip kardeşleri gibi bağırlarına bastılar. Evlatları gibi bağırlarına bastılar. Kucaklarını açtılar. Sağ olsunlar ekmeklerini benimle paylaştılar. Onları ne yaparsam yapayım hiçbir zaman hayatımın sonuna kadar hakkımı ödeyemem. Benim için çok kıymetlisiniz. Çok Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki benim ailem. Sen de iyi ki varsın. Sizi çok seviyorum. Sen de iyi ki varsın. Bak İsa gel bir göster kendini. Ne kadar büyümüşsün. Timur bir geç. Bak. Aliye sen. Bunlar ben geldiğim zaman şu kadardı. Gel. Aliye gel. Bitti. Kom. Haydi. Aliye. Lütfen. Haydi. İsa. Ve
Merhaba, benim adım Timur. Bunların Türkçesi çok böyle iyi değil ama yine de ne oluyor? Türkçemiz. Türkçeniz. Türkçem güzel. Tamam. Benim çok. Sen hatırlıyor musun? Kaç yaşındasın? 20. 20. Sen 17. 17. Beni ilk hatırladığınız anlar. En güzel en güzel şey neydi? Biz hep yüzmeye gidiyorduk. Hatırlıyor musun? Mustafa abi ne zaman gidiyoruz? O da çok güzeldi ya. Mustafa abi dayı amca. Ya Mustafa dayı amca diyordunuz aynen. Mustafa dayı amca abi. Burada şimdi kameranın arkasında iki tane dünya güzeli Melisa ile Aliye var. O kadar güzel böyle kapanmışlar ki kurban olurum size. Allah nazardan görsün. Allah kaderlerine inşallah onlara layık olan insanları çıkarsın inşallah. Allah yüzlerini bir ömür boyu inşallah mutlu mesut bahtiyar eylesin. İsam size de bir ömür boyu böyle güzellikler diliyorum. İnşallah, ömrümüzün sonuna kadar hep birlikte olmak dileğiyle. İnşallah. Amin. Seviyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Sevgi ve saygılarımla.